sizlere. Tetikçi olduğu söylenen firari Eray Özyağcı'yı İstanbul'dan araçla Ankara'ya getirdikleri belirlenen iki özel harekat polisinin ifadeleri ortaya çıkmıştı. Şimdi İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan'la Sinan Ateş cinayetinin detaylarını konuşacağız. Sayın Tantan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Teşekkürler. Şimdi cinayetle ilgili şimdiye kadar 10 kişi tutuklandı. Aralarında azmettirici Doğukan Çep'in de bulunduğu 20'den fazla kişi hala sorguda. Şimdi son gelişmelere geleceğiz. Ancak bu suikastı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz ilk olarak bunu öğrenelim. Eski İçişleri Bakanı olarak. Bu suikastın artık ortaya çıkmasında kamuoyunun büyük bir dikkati var. Özellikle bu konuda her türlü riski göze alarak bu konuyu gündemde tutan gazetecilere tebrik etmek gerekiyor. Onların da büyük çabalar var. Onları da tebrik ediyorum. Özellikle bugün Yeni Çağ Gazetesi'nin sahibi ve milletvekili Ahmet Çelik'in de ifadesinin yerini bulan kendi gazetesine yönelik, kendi gazetecilerine yönelik tehditleri de tek tek üstüne koyduğumuzda bu projenin içerisinde yer alanların artık gizlenemeyeceği, devletin derinliklerinde de gerek adliyede gerek kolluk güçlerinde vatanperver namuslu hala milli kimlikli insanlar olduğu ve bu konu üzerine gittiğini de görüyoruz. Bunu kimse kapatamaz ve örtemez. Özellikle Türkistan kelamından gelen Anadolu mayasını oluşturduğu Sinan Ateş Anadolu mayasının evlatlarından birisi rahmetli oldu. Hı. Allah rahmet eylesin. Ve böylece Anadolu insanı bu ve buna benzer olayları asla unutmaz. Unutması da mümkün değil. Ve bu olayların içerisinde her kim olursa olsun mutlaka onu Türk adalet zemininde yargılayacaktır ve takip edecektir. Evet. Sayın Tantan, şimdi son gelişmelere dönecek olursak eğer, son olarak şimdi az önce de aktardık ifadeleri, polislerin ifadelerini. Bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ifadeler yani belli o ifadeler kapalı ifadeler, şey değil, açık değil, net değil. Tabii ki Cumhuriyet Savcılarım mahkemeyi değerlendirecektir. Kolluk güçleri de onu takip eden değerlendirecektir. Buradan onlar ne derse desin artık olay ortaya çıkmıştır. Evet. Yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapı artık böyle devam edemez. Düşünün ki siyasetçilerin yerel anlamda halkın bildiği, tanıdığı mafyamsı insanlarla fotoğraf vermesi asla kabul edilmez. Hı hı. Türk siyasi tarihinde bu tip fotoğraf verenler hiçbir zaman felak bulmamıştır. Ve yerde tutmamıştır ve halkın arasında da asla gizemez. Özellikle son yıllarda siyasetin bu kadar kirlendiği ve kirletildiği ve kimliksizleştiği ve karakterinden, Türk kimliğinden, karakterine uzaklaştırıldığı bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Bu da süreç içerisinde tasfiye olacaktır. Hı hı. Bu da Türkiye'nin önümüzdeki yıllar içerisinde yeniden bu milletin evlatlarını ortaya çıkarak yeni Türk kimliğinin, Türk karakterinin iktidara doğru yönelik yeni Türk devletinin inşa sürecinde yer alacağı, rol alacağı bir döneme doğru süratle evriliyoruz. Sayın Tantan, bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi az önce belirttiğiniz ifadelere göre böyle bir karenin daha önce yaşanmadığını söylediniz. Öyleyse ilk defa mı böyle bir durum yaşanıyor? Siz de eski İçişleri Bakanı olarak ne söylemek istersiniz bu noktada? Ve son yıllarda arttığını söylüyorsunuz bu olayların. Neden son yıllarda arttı öyleyse? Tek kişiye tabi hükümet sistemi var. Hı hı. Tek kişiye hükümet tabi sisteminde denetim mekanizmaları tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Geçmişte de yabancı servislerin özellikle aydınlara yönelik tehditleri ve şeyleri vardı. Eylemleri vardı. Onları biz bakanlık döneminde çıkarttık. İşte Uğur Mumcu'dan başlayarak Ahmet Taner, Kırşal, Muammer Aksoy gibi. Evet. Onlar hepsi kullanılan aktörler, şeyler belliydi, tutuklandılar. Tabii yine bu hükümet döneminde geçmişte yine ortaya çıkarttığımız Hizbullah terör örgütüyle ilgili, mezar evleriyle ilgili bu çalışmada rol almış olan katiller sürüsü de bu iktidar döneminde bir takım aflarla salıverildi. Özellikle Tele 1
bu konu üzerine gidiyor ve tek tek bunların isimlerini açıklamaya çalışıyor. O bakımdan da Tele1 ve Tele1 ile ilgili bu konuda hassas yayın yapan televizyon gazeteciler ve sosyal medyada bu konuda faaliyet gösteren arkadaşlara tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bugünlerde Türk milletinin bilgiye ihtiyacı var. Bilgi gaspı iktidar tarafına olduğu için gerçek bilgilerle insanlar kendisini ifade edemiyorlar. Ama halkın duyarlılığı, insanlarımızın duyarlılığı, özellikle Anadolu mayasında yorulmuş olan yüce Türk milletinin duyarlılığı, kendi evlatlarına sahip çıkma hassasiyeti ve bu bakımdan Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karar verecek olanların artık bir sistem olarak kendisiyle beraber olanı bile tehdit edebilen ve kendisine olmayanı, kendisine destek vermeyeni tehdit edebilen, bizden değilseniz ayrışacaksınız, ayrıştıran bir siyasi zihniyetin Türkiye uçuruma sürüklediği, özellikle bu siyasi zihniyetle beraber hala Türk bayrağı altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliği altında uzun yıllar bakanlık yapmış, yetki almış, yetki kullanmış siyasetçilerin bile Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliğini, anayasanın değişmez maddelerini değiştirmek çabasını görmezden gelemeyiz. Bu bakımdan da çok dikkatli olmamız gerekiyor, uyanık olmamız gerekiyor. Ve de halkın bu konudaki duyarlılığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet. O bakımdan da bugünlerde bunu yaşarken bunlardan korkmayacağız. Bunlar daha da deşifre olmasının, kendilerini ifade etmesini olanak sağlattıracağız ki yerli ve yabancı servislerin kullandığı, hala kullanmaya devam ettiği siyasetçi, bürokrat, iş adamı, televizyona karşı her kim varsa bunlar ortaya çıkması gerekiyor. Tabii ki muhalefet parti yetkilileri Cumhuriyet Halk Partisi'de, İYİ Parti'de, altılı masayı da gündeme getirmesi gerekiyor. Tam bu noktada aslında şu soruyu da yöneltmek istiyorum sizlere. Çünkü önemli bir nokta aslında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin odağında olduğu bu olaylara ilişkin sessizliğini koruyor, hiçbir açıklama yapmıyor. Peki bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz sizler? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her şeyi yakından bilen, fazla konuşmayan ama zamanı gelince ister istemez konuşmak mecburiyetine kalacak olan bir siyasetçi. Devlete uzak birisi de değil, devlete yakın bir isim. O bakımdan da Devlet Bahçeli bildiği çok şeyleri halkla paylaşmak mecburiyetinde. Özellikle yıllarca Türkiye yönetmeye çalışan ve Türkiye yönetirken de özellikle Türk halkının ayrışmasından katkısı olan eğitim sisteminden tutun da sağlık sisteminden istihbarat sistemine kadar bütün sistemlerin çözülmesinde Türkiye insanının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyacı olan temel altyapıların alınmasını engelleyen, yapıların ne olduğunu çok iyi bilen bir insan. Ve ben Sayın Bahçeli'den şunu beklerim. Özellikle Türkiye'nin acil ihtiyacı olan devletin temel altyapıların inşası bakımından meclisin çalışmasını sağlayacak ve meclise temel altyapıların alınması için yasal altyapıların oluşmasından diğer partilerle beraber bir araya gelerek, özellikle iktidar partisini yanına çekerek, nedir devletin temel altyapısı? Yıllarca terörle mücadele eden bir ülkedeyiz, öyle değil mi? Terörle mücadele ediyoruz, edemiyoruz. Evet. Kimle mücadele ediyoruz? Teröristle mücadele ediyoruz. Peki teröristle mücadele sağlıklı mı değil? Neden terörle mücadele etmiyoruz? Bu terörle mücadele etmek için neler yapmak gerekiyor? Temel ihtiyaçlar bakımından devletin altyapısının oluşmasından, bu yapının oluşmasından, güvenlik mimarının oluşmasından, Türkiye Başsavcılığı'nın oluşmasından Devlet Bahçeli burada liderlik yapabilir. Bundan kaçamaz. Biz bunu sürekli her televizyon programında ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Siyasetçiler şikayetçi olamaz. Şikayet edemezler. Yani bugün devletin temel altyapısı olsa, güvenlik mimarlığı olsa, Türkiye Başsavcılık Meclisi olsa Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'yla şikayette bulunamaz. Neden? Çünkü bütün bu
şeyler, bağlantılar uluslararası alanda olduğu için Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerine kaynaklanan haklar bakımından özellikle gidecek Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, hangi ülkeden, İsveç'te, İsviçre'de, Finlandiya'da, hangi ülkeden içten ve dıştan Türkiye'ye yönelik tehdit varsa bu tehditler enformasyon, bilgi ve algı savaşları, ticaret savaşları, enerji savaşları, hukuk savaşları. Bu savaşlar bakımından sizin altyapı eksikliğinizi giderecek, bu arada mücadele edecek bu altyapılar yapmanız gerekiyor. Neden bunlar giderek yapamaz? Tutsak mı acaba? Tutsaklığını kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. İktidarın tutsak olduğunu biliyoruz. Tutsak bir iktidarın tutsaklığını açacak olan kimdir? Ona destek veren küçük ortağıdır. Onu bilmektedir. Ve bu tutsaklığı ortadan kaldıracak olan kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'dir. Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasına olanak sağlayacak. Büyük Millet Meclisi çalışmadan Türkiye'nin önü açılamaz. Türkiye'nin geleceği inşa edilemez. Türk kimliği bugün tehdit altındaysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu var diye bunu söyleyen Sayın Bahçeli, bu beka sorunu ortadan kaldıracağım. Özellikle Türkiye'nin müstakim milli sınırlar içerisinde özellikle son meclisin aldığı karar ve Atatürk'ün de uygulamaya soktuğu ve ömrüm yeterse bunu devam ettireceğim ifadesinin yerini bulan müstakim milli güncelleştirebilir. Sayın Bahçeli bunun güncelleşmesi için şunu yapabilir. Eğer siz daha güneyimizden uzun bir kilometre sınırımız olan Suriye ile birliktelik içerisinde olacaksanız kamuoyunu açıklarsınız. Skypikos anlaşmasının mecliste karar alırsınız. Yırttık attık dersiniz. Biz kendi egemenlik güvenlik bakımından, müstakim milli sınırlarımız bakımından İdlib bizim kilit mekanımızdır. Halep bizim yaşam sahamızdır. Oradaki Selçuklu Sultanı'ndan bu yana, binli yıllardan bu yana Amalos Dağları'ndan Golan Tepelerine kadar ilerleşmiş olan Türk aşiretlerinin sahibi biziz. Güneyimizdeki evet. Özellikle %15-20'ye varan Türk kimliğinin bayık bucak Türklerinin sahibi biziz. Suriye Anayasası'nda onları görmek istiyoruz diye ortaya çıkmanız gerekiyor. Peki Sayın Tantan, son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi sizin de aslında bahsettiğiniz gibi çok fazla konu var konuşulması gereken. Ancak şöyle noktalamak istiyorum. Şimdi az önce de bir ifade kullandınız. Dediniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterli derecede çalışırsa eğer bütün bu sorunlar giderilebilir. Öyleyse şimdi bu sorunun perde arkasında yatan neden olarak iktidarı mı gösteriyorsunuz acaba? İktidar zaten tek kişiye tabi iktidar var. Meclise karşı hesap vermeyen, sorgulamayan, sorgulatmayan bir iktidar var. Ne hikmetse son günlerde iktidar neye döndü hep beraber izliyoruz. Siz de izliyorsunuz herhalde. Türkistan kelamına dönmeye çalışıyor. Yani kendisini vatanperver, milliyetçi, özellikle dini kullanırken yaptığı yanlışları adeta o yanına yapmamış gibi. Özellikle İslam dininin insana vermiş olduğu zenginliği ortadan kaldırarak evime İslam'ını dayatmaya çalışan, özellikle tehdit bakımından o İngiliz büyük oyununun İslam'ın coğrafyasındaki uygulamaya soktuğu ve şu anda da Türkiye'de uygulanan Anadolu Vahabiliğinin Türk insanının Yesevi anlayışından, Türkistan kelamından uzaklaşılmak olduğunu ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel altyapısının karakterim olarak dediğim özgürlük ve bağımsızlık, adalet ve güvenlik ve de inanç özgürlüğü. Evet. Bunun için bunu ortadan kaldırmaya çalışan bir iktidar var. Bu konuda büyük mesafe almış olan bir iktidar var. Ne acıdır ki Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Teşkilatı'ndaki bir takım yanlış zihniyetlerin de buna destek verdiği ortaya çıkıyor artık zaman içerisinde. Bunlar ortaya çıkacak gayet normal. Ama şunun bilinmesinde fayda var. Biz bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu yurt hepimizin, bu yurda hep beraber sahip çıkacağız. Siz de sahip çıkıyorsunuz. O bakımdan Tele1 izleyicileri de ve sizleri de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İktidar burada muvaffak olamayacaktır ama halka geri dönersem, nasıl geri dönersem, söylemle değil eylemle geri dönersem,
kazanımlarla beraber geri dönersem, özellikle bilinen yurt dışına kaçılmış paralar bakımından kendisine